İzlediğiniz bu videonun PDF dosyası engineeringtr.com'da. Merhaba arkadaşlar, EngineeringTR YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bu dersimizde divergence, diğer bir adıyla Gauss teoremini inceleyeceğiz. Yani şöyle kısaca bir teorik olarak nedir, ne değildir ona bir bakacağız. Daha sonra da dersimizi bitireceğiz. Pekala, o zaman hemen hızlıca Gauss teoremi nedir? Bir bakalım. Aslında divergence teoremi nedir? Bir bakalım diyeyim. Divergence teoremi der ki, kapalı S yüzeyinden F vektörün yüzeysel integrali, ama kapalı yüzey integrali, F vektörün divergence'ının V üzerinden hacimsel integraline eşittir der. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Şu şekilde ilk başta tanımlarına bakalım. F ilk olarak 3 boyutlu bir vektör alandır. V 3 boyutlu bir hacimdir. Mesela bir balon gibi, bir top gibi. S ise V'nin yüzeyidir. Yani şunu bir balon olarak düşünürsek, V bu balonun hacmi, S bu balonun yüzeyi, F ise 3 boyutlu bir vektör alanı. Divergence teoremi der ki, F'in V hacmindeki divergence'ını F'in S yüzeyindeki dışa doğru aksıyla ilişkilendirebiliriz. Bu ilişki şu şekildedir. V'deki dışa akışın küçük parçalarının toplamı tüm hacimde, tüm hacimsel olarak zaten integral biliyorsunuz toplama işlemidir. V'deki dışa akışın küçük parçalarının toplamı eşittir der arkadaşlar. V'nin sınırındaki, yani tam S yüzeyindeki dışa akış aksı, dışa akışına eşitler. Şu da zaten bildiğiniz üzere akı integralidir. Yani bunu teorik olarak çok fazla anlatamayabilirim. Matematikçilerin çok fazla ilgilendiği bir şey olduğu için tam da, yani doğru kelimeleri kullanarak ifade edemiyor olabilirim, ama umarım ki örnek üzerinden daha iyi anlatabilirim bunu size. Özetle arkadaşlar, divergence teoremi der ki, bir hacimdeki dışa doğru tüm küçük parçaların divergence için 3 katlı integral kullanarak toplarsak, yani f'in divergence'ını alıp 3 katlı integral kullanırsak, yani hacimsel integralini alırsak, bu hacmin yüzeyindeki akıyla ölçülen toplam dışarı akısını verir. Yani bunu verir. Peki biz kendi işimize yarayacak kısmına bakalım. Neden öyle diyorum? Çünkü bu teorem bizim çok ama çok işimize yarayacak. Nerede işimize yarayacak arkadaşlar? Bu teorem sayesinde böyle 2-2,5 sayfalık falan süren soru çözümlerini yaklaşık 5-6 adımda falan halledeceğiz. Hatta bazen 2-3 adımda çıkacak. Yani bu teorem bizim ileride çok işimize yarayacak. Bu teorem bizim şuradaki S yüzey integrali, genelde çok zor bir integral olur çözülmesi. Yani zor değil de uzun süren bir integral olur bu S yüzey integralinin. Onun yerine biz buradaki V hacmini bulup V hacimsel integralini alıp çok kısa bir şekilde sorumuzu sonlandırabiliriz. Birazdan örnek sorumuzda da zaten yine böyle bir şey yapacağız. Buradaki alan integrali yaklaşık 6 tane integral falan uğraşılacak. Burada ise tek integralle hemen sonuç gelecek. Ve bir iyi yanı da, genelde biz bu ders için hacim olarak bildiğimiz, nasıl diyeyim, daha çok küresel simetriye sahip olan cisimlerle uğraşacağımız için, mesela küre gibi, ne bileyim küp gibi, bu tarz şeylerle uğraşacağımız için hacim olarak zaten bildiğimiz bir hacim olduğu için şuradaki integrali almak bizim için çok ama çok kolay olacak, şu tarafla uğraşmaktansa. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.